Merhabalar efendim. Savaş kışkırtıcılığı yapmak, şiddeti ve terörü yüceltmek ya da bunlara zemin hazırlamak insanın hayvani tarafını, şeytani tarafını temsil eder. İnsanların diğer insanlara, diğer canlılara karşı üstün gelme arzusu, hakimiyet kurma isteği, diğer canlıları ortadan kaldırma, sindirme, onları kendine tabi kullar, köleler haline getirme düşüncesi, isteği insanın en karanlık taraflarından bir tanesidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam harbi savaşı istemeyin, temenni etmeyin. Karşınıza çıkarsa, size saldırırlarsa işte o zaman sabredin. Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Yani öldürülürseniz cennete gidersiniz. Savaşı istemediğiniz halde kendinizi savunmak için, müdafaa etmek için ya da vatanınıza saldıran insanları caydırmak, onları geri püskürtmek için savaştığınız takdirde cennete gidersiniz. Bu da cennetin vaat edilmesi. Aslında savaşın zahmetli, sıkıntılı olduğunu fakat insanın da kendini korumasının, zalimlere, despotlara karşı mücadele etmesinin zaruretine referans verir. Fakat bu hadis-i şerifin yalnızca cennet kılıçların gölgesi altındadır kısmının bilinmesi hatta tablolar haline getirilip bir savaş kışkırtıcılığı için kullanılması çok manidardır. İnsan tabiatındaki var olan savaş arzusu, başkalarını yenme, başkalarına hakim olma duygusunu da çok iyi yansıtır. Halbuki hadis-i şerifte bize savaşmayın, savaş istemeyin, savaşı başlatan taraf olmayın diye savaş karşıtı bir emir verilmektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke dönemindeyken ayet-i kerimeler فَلَا el الْكَافِر۪ينَ ve cahitun bihi cihadın kebira emretmiş. Furkan suresinde. Henüz daha savaş emri yok. Müslümanlar yani savaş izni Müslümanlara Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Bedir Savaşı ile birlikte emredilmiş, izin verilmiş. Bundan önce savaş izni yok. Savaşın izninin olmadığı bir dönemde cihattan bahsediyor ayet-i kerime. Furkan suresinde ve cahidun bihi cihaden kebira. Hem de yalnızca sıradan bir cihat değil. Büyük bir cihatla o insanlara yani kafirlerle Mekke müşrikleriyle cihat yap diye efendimize emrediyor. Peki oradaki bihi zamiri nereye gidiyor? Bihi zamiri Kur'an'a gidiyor. Kur'an delilleriyle Kur'an'ın hüccetleriyle sen Mekke müşriklerine akılla, bilimle, Kur'an'la, Allah'ın sana gösterdiği hakikatlerle o insanlarla mücadele et. Yani ikna ile onlara muamele et. Onları ikna et, akıllarına hitap et, onların gönüllerine hitap et diye Peygamber Efendimiz'e emrediliyor ve bu emir cihadı kebir yani en büyük cihat, en azametli cihat olarak ifade ediliyor. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cihadı yani müjahedeği Allah için bir şeyler yapmayı insanın Allah için fedakarlıkta bulunması, Allah için insanın kendini riske atacak durumlarda bile kendini riske atacak durumlarda bile Allah için bir gayret ortaya koyması, insanın kendini, nefsini yani kendini malını, mülkünü Allah'ın rızasını kazanmak için başka bir beklentiye girmeden hak, hakikat yolunda, adalet yolunda, özgürlükler yolunda sarf etmesi manasına gelir cihat kelimesi. Nereden anlıyorsunuz derseniz, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz en büyük cihat nedir? En büyük cihat zalim güç sahiplerine, iktidara karşı, zalim otoriteye karşı, yani sana zarar vermesi muhtemel otoriteye, güce karşı hakkı söylemektir der. Hakkı söylemek zalime karşı en büyük cihattır. Bizim cihat anlayışımız budur. Savaşmak değil, şiddet uygulamak değil. Hakkı söylemek, hakka taraf olmak, hak için mücadele etmek, özgürlükler için mücadele etmek, insanların rahatı, özgürlüğü, huzuru için mücadele etmek işte en büyük cihat Allah yolunda yapılan fedakarlık budur. Yine Kur'an-ı Kerim'de Mekke'de indirilen ayet kelimelerden bir tanesinde Ankebut suresinde velâ tucâdilu ehlel kitâbi illâ billetihi ahsen illellezîne zalemû minhum buyurulur. Ehli kitapla yani okumuş insanlar, o günün entelektüelleri, okuma yazma bilen insanlar işte bu insanlarla mücadele ederken en güzel bir şekilde mücadele et Mekke döneminde yani güzel hitap et kızdırma, öfkelendirme, damarlarına basma, insanları tahrik etme, aşağılama diye Peygamber Efendimize emredilmiş. Ancak sana zulmederlerse, zulmettikleri takdirde bir başka hadis-i şerifte de senin sesini yükseltme, kendini müdafaa etme, karşı tarafı tenkit etme hakkın var. Fakat zulmetmezlerse kendin karşı tarafla mücadele ederken en güzel şekilde hikmetle Hz. Musa'ya emredildiği gibi hikmetle güzel öğütlerle tatlı dille Firavun bile olsa karşındaki ona mücadele ederken tatlı dille hikmetle ve güzel nasihatlerle mücadele et. Müslüman olmak bu demek. Müslüman olmak demek karşıdaki insanları tahrik etmek demek değil. Müslüman olmak demek diğer insanları kızmak, sövmek sebbetmek değil. Kendinizin, annenizin, babanızın bir başkası tarafından sövgü altına, sövgüye muhatap olmasını ister misiniz? Hayır, asla istemeyiz. Kim annesinin babasına sövülmesini ister? ey Allah'ın Resulü diye peygamber efendimize sahabiler karşılık verince o zaman siz de başkasının annesine babasına sövmeyin. Başkasının soyuna sövmeyin. Başkasının kutsalına sövmeyin. Başkasının değer verdiği insanlara sebbetmeyin, sövmeyin ki onlar da dönüp size sövmesinler der peygamber efendimiz. Peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam. Yine düşmanları caydırmak için atlarınızı hazırlayın. Atlara hayır adeta alınlarına takılmıştır. Yani bir insanın hazırlıklı olması, seyahat edebilme gücüne sahip olması, yani intikal gücüne deniz, karada, bir takım araçlara sahip olması Peygamber Efendimiz tarafından atlar özelinde, o dönemde atlar olduğu için, seyahat atlarla imkan dahilinde olduğu için, mümkün olduğu için Peygamber Efendimiz tarafından atlarla ifade ediyor. Fakat sonrasında enteresan bir şey var. Atlarınızı Güzel donat, donatın, kuşatın fakat atlarınızın boynuna yay iplerini asmayın diyor. Atların boynuna yay ipi asmak ne demek? Bu cahiliye dönemindeki bir durumu, bir örfe referans verir. Nedir bu örf? İnsanlar bir başkasından intikam almak istedikleri zaman, düşmanlarından intikam alma ya da kinli, kan davası olan bir başkasından intikam almak istediği zaman atının boynuna ölümü temsil etmek üzere yayının ipini asarmış. İşte Peygamber Efendimiz böyle yapmayın diyor. Yani intikam için, başkalarını korkutmak için, başkalarına korku vermek için böyle tehdit ederek insanlar ortada dolaşmayın buyuruyor. Nitekim Peygamber Efendimiz adeta bir insan hakları manifestosu gibi okuyabileceğimiz veda hutbesinde Efendimizin bize bildirdiği en önemli hakikatlerden bir tanesi Peygamber Efendimizin kan davalarının kaldırılmasıdır. İntikam amaçlı öldürmelerin ortadan kaldırılmasıdır. Kendi akrabalarından Rebi'a bin Haris'in kan davasını kaldırdım. İlk kaldırdığım kan davası benim aileme ait. Benim akrabalarıma ait kan davasıdır diye kan davasının kaldırılması gerektiğini hiç kimsenin. Ela tezru bir başkasının suçundan dolayı suçlanamayacağını, insanların suçlarının bireysel olduğunu hiç kimsenin annesinden, babasından, kardeşinden dolayı, onların yaptığı suçtan dolayı suçlanamayacağını Kur'an bize emrediyor. Böyle bir suçlamanın, böyle bir davranışın cahiliye taassubu, cahiliye asabiyesi olduğunu da yine Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde bize anlatıyor. Bundan dolayı falan millet, filan ırk, filan insanlar bize filan yerde şöyle yaptılar ya da geçmişte böyle yapmışlardı diye o insanlara kan davası gütmek, onlardan intikam almaya çalışmak asla tasvip edilemez. Gazze'de insanların yüreklerini yakan acı hadiseler gerçekleşiyor. Bir başkası, bir Suriyeli kalkıp bunun intikamını Almanya'da Solingen'de bunun intikamını almaya çalışıyor. İntikamını almaya çalıştığı insanlar kimler? Bu insanlar çok kültürlülük amacıyla bir festival yapan, orada eğlenen çocuklar, kadınlar, masum insanlar. Onların arasına saldırıyorsun. Bıçakla rastgele insanlar öldürüyorsun. İşte ben Suriye'deki hadiselerin intikamını almak için ya da Gazze'deki olaylara intikam. Bu asla tasvip edilemeyecek bir cahiliye adeti. Bu bir vahşet. Bu bir insanın tüylerini diken diken eden bir katliam. Böyle bir katliamlar işte falan yerde falan onu yapıyor ben de onlara karşı o milletten ya da onları destekleyenlere karşı böyle yapayım anlayışı bu asla İslam'ın Müslümanlığın onaylamadığı bir davranıştır. Bu terördür. Terörü hep beraber tüm insanlar, tüm inanan insanlar olarak her zaman lanetlememiz gerekiyor. Kaldı ki Gazze'deki olaylara karşı en gür sesi hepimiz görüyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Almanya'daki, İngiltere'deki, Amerika'daki sivil insanlar, halk, gençler, üniversite talebeleri ortaya koydular. İslam dünyasının hiçbir yerinde olmadığı kadar çok açık, çok sivil, çok candan gösterilerde bulunurlar, taleplerde bulunurlar, özgürlük talebinde bulunurlar. Şimdi bu insanlar, özgürlük talebinde bulunan bu insanların elini güçlendirmek için çaba sarf etmek, yani özgürlüğü yaymak, yaygınlaştırmak, silah ticaretini engellemek, şiddeti engellemek için mücadele etmek gerekirken silah tüccarlarına şiddet yanlılarına aşırı sağ ırkçı radikal örgütlere imkan tanıyacak, onların elini güçlendirecek tarzda bu tarz saldırılar yapmak yani akıl dışı bir şey. Bu saldırılardan Müslümanlığa, dine, yani insanlık alemine, ortak insani değerlere bir fayda geleceğini ummak da akıl dışı bir şey. Akıl adeta çıkmış gitmiş. İnsanlar yaptıkları şeyin neye hizmet ettiğini farkında olmaksızın takım böyle yani vahşice cahiliye döneminden kalmış davranışları, intikam arzularını, intikam düşüncelerini din süsüyle, dinle ilişkilendirerek bir dinci terör yaftasının Müslümanlara yapışmasına, Müslümanların itham edilmesine sebebiyet veriyorlar. Burada din adamlarına çok önemli bir vazife düşüyor. Bu konuda herkesi uyarmaları gerekirken din adamlarının bir kısmının hala da Türkiye'de görüyoruz. Bazı din adamları kalktılar işte Gazze'de yaşananlar orada dururken bu insanlardan yani Filistinlerden yani Müslümanlardan demokratik davranmalarını yani yumuşak davranmalarını ve karşıdaki insana karşı hoşgörülü davranmalarını beklemek imkansızdır diyerek dolaylı olarak teröre destek verme, şiddeti onaylama cihetine gittiler. Aynı şekilde geçmişte de yine benzer zihniyete sahip olan insanlar kalktılar. insanların içine, masum sivillerin içerisine intihar saldırısı yapmak caizdir diye. Belli bir bölgeyle sınırlamış olsa bile insanlar bu sınırlamaya bakmazlar. Böyle bir şeye izin verdiğiniz takdirde insanlar, genç insanlar üzerinde bu fetva ve benzeri fetvalar çok rahat bir şekilde onların kin duyguları, onların intikam duyguları tetiklenerek çok farklı yerlerde icra edilebilir. İslam'ın asla izin vermediği, insanın kendisini öldürmesi, masum bir insanın öldürülmesi, masum bir insandan intikam hisleriyle hareket edilmesi, şiddetin, savaşın talep edilmesi, yani şiddet yoluyla bir şeylerin elde edileceğini düşünmek, şiddeti alevlendirmek, tüm bunlar işte bazı din adamlarının yanlış tutumları, yanlış fetvalarından dolayı ortaya çıktı. Çok az insan mesela Ramazan el-Buti gibi savaşa karşı çıktı. Özgürlüklerden yana tavır koydu. Ramazan el-Buti bunu kanıyla ödedi, canıyla ödedi. Mescidin içerisinde eli asla şiddete kalkmamış. O masum insan hem de mescidin içerisinde katledildi. Bu hadise bize özgürlüğü müdafaa etmenin, savaş karşıtı olmanın savaş karşıtı olmanın, savaşa, şiddete karşı çıkmanın, teröre karşı çıkmanın İslam dünyasında özellikle de din adamları için ne kadar riskli ve zor olduğunu gösterdi. Bu aslında Ramazan el-Buti meselesi. Bize İslam dünyasında şiddete, teröre karşı bir şeyler söylemenin özgürlüğü, hoşgörüyü, barışı desteklemenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Fethullah Gülen, Hoca Efendi, 11 Eylül saldırılarından sonra Müslüman terörist olamaz. Terörist olan bir insanın Müslüman olarak kalması mümkün değildir dedi diye İslam dünyasında terör örgütleri şiddet yanlıları tarafından nasıl dışlandığını, Papayla görüştüğünden dolayı nasıl dışlandığını, nasıl bir baskı altına alındığını, ithamlara maruz kaldığını hepimiz biliyoruz. Demek ki İslam dünyasında şu anda teröre karşı çıkmak, hakkı hakikati savunmak Özgürlüklerden yana olmak, insanların kim olursa olsun özgürlüğünü savunmak, çoğulculuğu savunmak büyük bir mücahede istiyor. Yani İslami tabirle ifade etmek gerekirse cihad istiyor. Şu anda en büyük cihad nedir derseniz şu anda en büyük cihad hiç kuşkusuz teröre, şiddete karşı çıkmak. Dünyanın neresinde olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi amaç için kullanılırsa kullansın, şiddete karşı çıkmak ve bunu yüksek sesle ifade etmek en büyük cihattır. Hakkı söylemek, zalimlere, zalim sultaya, zalim otoriteye karşı hakkı söylemek en büyük cihattır demiş Peygamber Efendimiz. Bediüzzaman Said Nursi 1910'lu yıllarda maddi cihat bitmiştir. Bundan sonra Kur'an'ın altın düsturlarıyla, ilkeleriyle diğer insanlara karşı mücadele edeceğiz. Yani sözlü mücadele edeceğiz. Sözlü hakkı, hakikati söylemektir en büyük cihat demiş. Daha Osmanlı varken. Daha Osmanlı varken, daha Osmanlı yıkılmamışken bunu söylemiş. Bir İslam devleti varken, bir halife varken bunu söylemiş. Yani güç Müslümanlarda kendi en azından yönettikleri coğrafyada Müslümanların elindeyken söylemiş. Azınlıklara hak vermeliyiz. Çünkü azınlıklara hak verirsek 300 milyon farklı ülkelerde Bangladeş'te, Pakistan'da, Hindistan'da İngilizlerin idaresi altında o dönemde yaşayan Müslümanlar var. Onlar da onlara hak verirler diye aslında hak hukuk tanımanın, insanların hakkını, hukukunu tanımanın ne kadar globalleştiğine daha o dönemde dikkat çekmiş. İşte Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu bu hoşgörülü perspektif maalesef İslam alimleri tarafından takip edilememiş. Onlar klasik orta çağların devlet, ülke anlayışı, o dönemlerin savaş anlayışı, mantalitesinden kurtulamayarak işte Darül İslam, Darül Harp, Müslüman, kafir ya da işte Müslümanların vergisi altında, cizi altında yaşayan ehli zimmet şeklindeki klasik ayrımlardan hareketle insanları bu şekilde ülkeleri bu perspektifle değerlendirmişler. Halbuki yani ülkelerin sınırlarının anlamını yitirdiği. Müslümanların en özgür yaşadığı ülkelerin Batı ülkeleri olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Özgürlüklerden yana olmak, barıştan yana olmak, hakkı hakikati söyleyebilmek, Kur'an'ın hakikatlerini söyleyebilmek. Bakıldığı zaman en rahat nerede söyleyebilirsiniz? Türkiye'de mi? Suriye'de mi? İran'da mı? Pakistan'da mı? Yoksa Almanya'da mı? Fransa'da mı? İngiltere'de mi? Açık ve net ki Avrupa ülkelerinde Demokrasinin olduğu ülkelerde insanlar dini hayatlarını çok daha rahat bir şekilde yaşıyorlar ve fikirlerini, Kur'an'ın hakikatlerini bir başka insana medya yoluyla ya da başka türlü anlatma sokaktaki herhangi bir insana da anlatabilirsiniz. Arkadaşınıza da anlatabilirsiniz. Bunun önünde hiçbir engelin olmadığını hep görüyoruz, hep yaşıyoruz. Benim ailem 1970 yılından itibaren Almanya'da yaşıyor. Aile fertlerim, her birisi o coğrafyada yaşamış 50 yılı aşkın bir süredir çalışmış. Ben kendi aile fertlerim arasında diğer Almanlardan, Almanya'nın diğer vatandaşlarından herhangi bir farklı muameleye aile fertlerimin uğradığını görmedim. Ne sağlık konusunda, ne hukuki haklar meselesinde, ne de diğer haklarda asla size ayrım yapmayan her vatandaşın, o ülkede yaşayan her insanı ister A dininden olsun, ister B dininden olsun, dinine, ırkına bakmadan, hakla, hukukla, adaletle muamele eden ülkelerde sanki bunlar ortadan kalksın diye o ülkelere karşı terör yapmak, oradaki hukuk sistemini bozmaya çalışmak, bunun Müslümanlıkla alakası yok. Geçmiş zamanlardaki geçmiş hukukumuzda bile pasaportla bir ülkeye gidip yerleştiğiniz zaman buna müstemen adını vermişler. Yani eman güven verdiğiniz insanlar. Siz bir ülkeye gittiğiniz zaman o ülkenin kurallarıyla adeta zımni bir anlaşma yapıyorsunuz. Ben senin kurallarına uyacağım diye bir anlaşma. Hukuki kurallara, siyasi kurallara, muamelatla alakalı kurallara, özel şahsi kurallara hiç kimse karışmıyor. Ne yersin, ne içersin, kimlerdensin, bunun hiç kimsenin, bu tür insanın özel hukukuna karıştığı yok. Ve diğer meselelerde, diğer insanlarla münasebetleri noktasında siz bir güvence veriyorsunuz, eman veriyorsunuz. Ben asla senin hukuki uygulamalarına karşı çıkmayacağım diye Müslüman emanı olan insandır. Emanı yani güven vermeyen insanın imanı yoktur diyor hadis-i şerif. La imane limen la emaneteli. Yani sen bir ülkeye gitmişsin güven sözleşmesinde bulunmuşsun o ülke insanlarıyla. Orada bir kontrat yapmışsın. Eğer o insanlara hainlik edersen, onların malını çalmayı, ırzına, namusuna musallat olmayı, onlara şiddet uygulamayı kendi açından caizdir, uygundur diye görürsen, kendine hak görürsen bu emansızlıktır, güvensizliktir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz la imane limen la emanete leh buyuruyor. Emaneti olmayanın, güven vermeyen insanın imanı yoktur diyor. Bunu nasıl anlarsanız anlayın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bize mümin ahdine, anlaşmalara saygı duyan insandır. Mümin Diğer insanlara güven veren insandır. Asla dışı başka, içi başka davranmaz. Açıkta ne söylüyorsa kapalı da gizli oturumlarda da kendi içinde de onu söylemesi gerekir. Aksi nifaktır, münafıklıktır. Başka insanları korkutma konusunda, diğer insanlara korku verme konusunda delil getirilen ayetlerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de geçen turhibune ifadesinin de geçtiği, yani irhab ifadesinin geçtiği, korkutma ifadesinin geçtiği ayettir. İrhab bildiğiniz gibi şu anda terör manasına geliyor. Arapçada irhab terör manasına geliyor. Terör kelimesi de batı dillerinde karşıdaki insana korku vermek, korkutmak manasına geliyor. Hangisi hangisinden aldı bilmiyoruz fakat terör kavram olarak ortaya çıkınca bu kavramı ifade eden kelime Arapçada irhab olduğu için irhab kelimesi kullanılmış. Yani irhabla terör aynı şey terör kelimelerinin karşılığı aynı şey. İrhab kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de geçtiği manası terör manası değil. Farklı bir mana. Sözlük anlamında geçiyor. Nasıl geçiyor? Bakalım Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman ayet-i kerimede Enfal suresinde irhabla alakalı ayet şöyle. Bu diğer insanlara, Allah düşmanlarına, İslam düşmanlarına korku vermek için terörü destekleyen, terörü onaylayanlar ya da şiddeti onaylayanlar tarafından onlar kendilerine terörist demese de şiddeti onaylayan insanlar tarafından referans olarak kullanılan ayet-i bir tanesi. Ayet-i diyor ki hatta tek ayet-i kerime diyebiliriz. Savaş ayetleri dışında tek ayet-i diyebiliriz. Ve aidd lehum mastata'tum min kuvve ve min Yani siz ey Müslümanlar hazırlık yapın, hazırlık yapın dedi. Neyin hazırlığını yapın? Kuvvetlerinizi hazırlayın atlarınızı hazırlayın. Niçin? Turhibune bihi Vallahi ve aduvvekum. Yani o hazırladığınız kuvvetler Allah'ın düşmanlarına, sizin düşmanlarınıza korku versin. Yani caydırıcı bir hazırlık yapın. Savaşın değil, savaşı engelleyecek caydırıcı kuvvetiniz olsun. Başkalarının size saldırmasını engelleyecek kuvvetler hazırlayın. Caydırıcı kuvvetiniz olsun ki savaş çıkmasın. Yani ayet-i kerime aslında savaşın çıkmasını engellemek için Müslümanların neler yapması gerektiğini bize anlatıyor. Turhibune karşıdaki insana terör uygulayın değil. Karşıdaki insanı korkutun değil. Karşıdaki insanları caydırmak için size savaşmasını, size karşı saldırmasını engellemek için hazırlık yapın, kuvvetiniz olsun. Bu kuvvetler başkalarının size saldırmasını engellesin. Ve ahirine min dunihim la ta'lemunahum Allahu ya'lemuhum. Ayet kelimenin devamında yani sizin düşmanınız, Allah'ın düşmanı olanlar şeklinde insanların o anda ya da bildikleri düşmanların yanında bilmediği Düşmanlar da olabilir. Burada da yine savaşmak için bilmediğiniz düşmanlara nasıl savaşacaksınız? Kimsenin bilmediği düşmanlara nasıl gidip savaşacaksınız? Bu mümkün değil. O halde kastedilen yani siz öyle bir hazırlık yapın ki sizin o anda size karşı düşmanlık yaptığını bilmediğiniz başka bir takım güç odakları da, başka devletler de ya da içinizdeki bir takım güçler de, gruplar da savaşma cesaretini göstermesin. Siz onları doğrudan savaşta muhatap almadığınız halde siz kendinizi, kendinizi kuvvetli, hazır, düşmanların kolay yenemeyeceği bir konuma, caydırıcı bir konuma getirdiğiniz takdirde savaşı engellemiş olursunuz. Bildiğiniz, bilmediğiniz, açık kapalı, gizli, açık tüm düşmanlarını size savaşmaktan, sizle savaşmaktan uzak dururlar. Ayet-i çok net bir şekilde caydırıcı kuvvet hazırlamanın gerekliliğini vurguluyor. Yoksa gidip bir başka insanlara işte korku yaymak, onları korkutmak böyle bir şey yok. Korkutursanız başkaları tarafından korkuyla imtihan edilirsiniz. Daha büyük korkuyla imtihan edilirsiniz. Gücü elinde tutan insanlar. Silahları dünyayı birkaç defa yok etmeye yetecek insanlar sizin canınıza okur. Bu insanların elini güçlendirmiş olursunuz. Tam aksine demokrasinin, özgürlüğün, barışın güçlendirilmesi için çaba sarf edin. Ayet-i Kerime'nin temel mesajı bu. Sonra Ayet-i Kerime'nin devamında Ayet-i Kerime'nin fezlekesi yani özeti bize şunu söylüyor. Allah yolunda harcadığınız tüm şeyler tam karşılığı size Allah tarafından verilir. Asla zulmedilmezsiniz. Eğer siz başkaları bize saldırmasın, düşmanlar bize saldırmasın, savaş olmasın diye bir takım hazırlıklar yaparsanız bunu Allah için yaparsanız, bunun için bir takım haklarınızdan, imkanlarınızdan vazgeçer, bağışta bulunursanız bunun karşılığını Allah verecektir. Bu da bize bu yapılan hazırlığı, maddi hazırlık olduğunu, başkalarını korkutmak için saldırma amaçlı olmadığını gösteriyor. Yani ayet-i kerim aslında bize savaşı engellemek için caydırıcı kuvvetleriniz olsun, hazırlığınız olsun, kendinizi hazırlayın ki insanlar gelip size saldırmasın, savaş çıkmasın, kavga çıkmasın mesajını veriyor. Şimdi bu ayet-i alıyor insanlar. Buradan diğer insanlara korku vermek, işte mücahitliktir gibi bir mana çıkıyor. Buna karşı çıktığınız takdirde de itham ediliyorsunuz. Buna karşı çıktığınız takdirde de teröre karşı çıktığınız durumlarda da, şiddete karşı çıktığınız durumlarda da itham ediliyorsunuz takım insanlar tarafından dini bozmakla, tahrif etmekle, dinin ruhuna uygun hareket etmemekle itham ediliyorsunuz. Hatta bu ithamlar öyle bir noktaya varıyor ki din adamları hakkı hakikati söylemekten korkar hale geliyor. Neden? E çünkü karşınızdaki güçten yana olan, şiddetten yana olan insanlar daha güçlü ve bu insanlar fütursuzca suç işleyebiliyor. Onun için şu anda en büyük cihat en büyük cihat nedir derseniz en büyük cihat teröre, şiddete hatta savaşlara, tüm savaşlara karşı insanların, inanan insanların, inanan insanların dik durması, karşı çıkması her şeye rağmen her zaman özgürlüklerden, barıştan yan olması en büyük cihattır. Allah için yapılacak en önemli mücadele barış için, insanların huzuru için, insanların arasında kardeşliği güçlendirmek için yapılan mücadele. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.